Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematikte son konunun son bölümündeyiz arkadaşlar. Neyi göreceğiz? Bu son video arkadaşlar, geometrik cisimlerde koninin açılımını göreceğiz bu derste arkadaşlar. Buyurun bakalım, dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, koniden bahsettik. Koninin nasıl bir şekil olduğunu, böyle yılbaşı şapkası olduğunu arkadaşlar. Bakın, 6 bir daireden meydana geliyor. Burada da kesik böyle bir üçgen yapılı bir şeklin olduğunu görüyoruz. Şunu açtığımızda arkadaşlar, bakın şurada aynen şu şekilde bir ana doğrusu, böyle bir daire parçasının, koninin yan yüzeyinin arkadaşlar bir daire parçasından, yani şunu kıvrıldırıp kapattığımızda arkadaşlar, yuvarlak bir şekle getirdiğimizde koniyi meydana getireceği. Dolayısıyla şuranın da ne olacak? Koninin tabanındaki arkadaşlar daireyi oluşturacağını görüyoruz. Bakın, kesik bir daire parçası. Bir, bu merkezdeki açıyı arkadaşlar kapalı şeklinde değil, şu şekilde değil, açılmış şeklindeki merkezdeki açıya biz alfa ya da işte buraya x, y, z bir şey diyebilirsin. Merkez açı diyeceğiz. Peki arkadaşlar, şurası ana doğru. Bu kapalı haldeki ana doğruyla aynı yer oluyor ama şu açıyla şu açı aynı değil. Bizim için önemli olan açı burası arkadaşlar. Bunu bir kere söyleyelim. Peki, şöyle bir oran çıkıyor arkadaşlar. İşte buradaki ispatı şu. Diyor ki şuradaki daire parçasında arkadaşlar tabanı, yani alt tarafı bir dairenin, çemberin arkadaşlar merkezini, yani etrafını meydana getirecek. Dolayısıyla buranın yarıçapı arkadaşlar, oranımız şu. Buradaki koninin yarıçapı, şuraya yazalım. Koninin yarıçapı arkadaşlar şurada R olsun. Şu ana doğru A olsun şurası. Şuradaki merkezdeki açıyı da arkadaşlar alfa diyoruz. Evet, R'nin A'ya oranı arkadaşlar, şu yarı çapın ana doğruya oranı yazıyorsunuz, eşittir şuradaki merkezdeki açı alfa bölü arkadaşlar 360. Yani bunun 360'a oranı yarı çapın şu ana doğruya oranıyla aynı olacak. Bir daha söylüyorum, merkez açının 360'a oranı eşittir yarı çapın ana doğru oranı R bölü A diyeceksiniz. Buradaki alfaya arkadaşlar A'lar karışabildiğinden dolayı X diyebilirsiniz. Ben X diyorum arkadaşlar. Alfayı açı olarak gösterdiği için farklı bir A yazmış. X bölü 360 R bölü A'yı verecektir. Tabi burada 3'ü bilinecek, bir tanesi bilinmeyecek arkadaşlar. Bakın, bunun bir diğer rahat açılımını şöyle şu şekilde gösterelim. Şu bir koni arkadaşlar, tamam mı? Şöyle bir koniyi gördüğümüz gibi şurası A, şurası R, şurası H, değil mi merkezi arkadaşlar? H kare artı R kare neyi veriyordu? A kareyi veriyordu. Bu birinci bilgimizdi. Peki bu açıldığında şöyle bir şey meydana getiriyor arkadaşlar. Şurası şöyle bir kesik bir daire. Şurası ne oldu? Ne diyor? Alfa diyor. Ben X diyeyim arkadaşlar. Alfayı silelim, X diyeyim şuraya. X açısı diyeyim. Ne oldu? Arkadaşlar X'in 360'a oranı yarı çapın büyük koninin ana doğrusuna, yani R'nin A'ya oranıyla aynı. Tabi burada bilinmeyen bir tanesi olacak. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Bu şekilde bulacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadarını ifade ettikten sonra gelelim bakalım sorular bizden ne istiyor arkadaşlar. Koni şeklindeki yılbaşı külahının ana doğrusu 27 santimdir. Taban yarı çapı 9'dur. Yani buna göre asude külahı ana doğrusu boyunca bir makasla kesiyor. Ortaya çıkan dairenin merkez açısı kaç derecedir? Neydi? R bölü A. 9 bölü 27 eşittir. Merkez açıya X diyorduk. X bölü 360 diyoruz. Bütün olayımız bu arkadaşlar. Burada bakıyorum 3'e 1 oranı var. 3'e 1 olacak. Hiç içler dışlar yapma. X burada 120 derece olaraktan ortaya çıkacak. 7. sınıftan basit oran orantı yapmayı biliyoruz arkadaşlar. İçler dışlara gitmedim. Oran varsa 3 katı mı? Bu da bunun 3 katı olacak. Dolayısıyla alt tarafın 120, yukarı tarafın 120 olması lazım diyoruz arkadaşlar. Gelelim burada. Yani cevabımızın da 120 olduğunu görmüş. Tekrar tekrar açıyorum. Koninin açılımı, bakın bir şapka. Ne oldu? Bir daire parçası. Şurası merkez açı. Burası merkez açı değil. En çok karıştırılan yerlerden bir tanesi bu. Koni kesildiğinde açığa çıkan dairenin merkez açısına biz merkez açı diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu x bölü 360 eşittir r bölü a olaraktan ifade ediyoruz. Gelelim bakalım buradaki tabloyu doldurun diyor bize.
Tablonun her satında farklı bir konuyla ilgili bilgiler vardır. Buna göre diyor, A yan yüzeyin açımının merkez açısını göstermektedir şurası. Buna göre boş kalan yerleri doldurunuz diyor arkadaşlar. 10'a 25 ise alfası nedir diyor. 10 bölü 25 eşittir alfa bölü 360. Sadeleştiriyorum 5'te. Ne oldu burası? 5'e 2 oldu arkadaşlar. Değil mi? 360'ın 5'te 2'si ne olacak arkadaşlar? 360'ın 5'te 2'si böl 5'e çarp 2 ile bunu. 72 2 ile çarparsak 144. Geçtim. Basit oran orantı. 15 bölü A. 15 bölü A eşittir 120 bölü 360. Oran bu sefer burada çıktı. Bakın. Aşağı giderken 3 katı, aşağı giderken 3 katı olacak. 45'i meydana getirecek. Devam ediyorum. Ne oldu? R bölü A yani R bölü 30 eşittir 90 bölü 360. Abicim kaç katı? 4 katı. O zaman bunu da 4'e böleceğim ben. 30 bölü 4 neyi verir? 15 bölü 2 ya da 7,5 diyebilirsiniz. Ya da 15 bölü 2 de diyebilirsiniz. Ben 7,5 yazdım direkt arkadaşlar. Tamam mı? 4'te 1'i, 30'un da 4'te 1'i 7,5'u verecek. 2 bölü 8 2 bölü 8 eşittir x bölü ya da alfa bölü 360 diyeyim. Ne olacak? 4'te 1'i ya da bunun da 4'te 1'i neyi meydana getirecek? 90 dereceyi arkadaşlar burada meydana getirecek. Devam ediyorum. Sonuncusu. 1 bölü a. 1 bölü a eşittir 72 bölü 360. Şimdi çok sayı bölmeyle çarpmayla işi olmayan arkadaşlar burada elbette zorlanır. Ama 72'nin 360'ın 5'te 1'i olduğunu arkadaşlar, 5'e bölümü olduğunu bilen arkadaşlarımız ne yapacak? Hocam 5 katı, bunu da 5 katı, A ne olacak? 5'i çok rahat bir şekilde diyecekler burada arkadaşlar, tamam. Diyorum ya, bir konuyu bilmek tamam ama konuyla ilgili soruyu çözebilecek altyapının neden arkadaşlar çok soru çözerekten gelmesi lazım ki? Kimin kime nasıl rahat bölündüğü, rahat çarpıldığı bunlar ancak soru çözerek olur. Daire dilimin alanı arkadaşlar pi r karenin 360'ta a'sı kadardır diyor. Şimdi bakalım biz buradan. Bize neyi veriyor arkadaşlar? Şöyle bir şurayı kapatayım. Yan yüzeyin alanı ile ilgili yan yüzeyin alanı diye bir başlık atalım arkadaşlar. Koninin yan yüzeyinin alanı. Koninin yan yüzey alanı. Koni açıldığında şöyle bir şey çıktı ya arkadaşlar. Bir şu çıktı değil mi? Bir de altta bir tane daire var. Doğru mu? R yarıçaplı bir daire var. Burası A. Şurası diyelim ki X açısı. Neydi? R bölü A X bölü 360'tan bir şey buluyorduk. Doğru. Peki bu kesik dairenin şu yan yüzeyin alanı nasıl bulunacak arkadaşlar? 7. sınıftaki bizim hatırladığımız neydi? Tüm dairenin alanı pi çarpı R kareydi. Peki kesik dairenin alanı ne kadardı? Çarpı x bölü 360 yani alfa bölü 360 yani 360 tamamı 360 ise x'e ne kadar düşer? X bölü 360'a çarpıyoruz pi r kareyi. Burayı yazın arkadaşlar. Bu yanal alan. Tüm alan derse artı bir de pi çarpı arkadaşlar. Ne olacak? Bakın buradaki pi çarpı r kare dediğimiz buranın r'si a gelecek. Burayı unutmayın. Çünkü bunun şu büyük dairenin yarıçapı a. Pi çarpı a kare bölü x bölü 360. Artı alttaki dairenin alanı pi r kare. Tekrar göstermek istiyorum. En başa dönüyorum. Şu normalde şöyle bir daireydi. Bu kadarlığın alanı ne? Tamamı pi çarpı r kare. R'miz a olduğu için pi çarpı a kare dedim. Tamamı pi çarpı a kare olduğuna göre x'lik dereceye düşen nedir? X çarpı x bölü 360. Yani 360'ta x'i kadarı lazım bize. Bir de tabandaki dairenin yarıçapı r olduğu için bunun alanı ne olacak? Pi r kare. Yanal alan şudur, tüm alanda bununla bunun toplamıdır diyerekten devam ediyorum. Gelelim bakalım burada. Yan yüzeyin alanı. O zaman biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Pi çarpı a'nın karesi diyorduk. A'nın karesi çarpı ne diyorduk arkadaşlar? A bölü 360 diyorduk. Doğru mu? A bölü 360 yani x bölü. Şuradaki alfamız burası arkadaşlar. A bölü 360. 72 bölü 360 diyeceğiz. Evet.
Pi'miz arkadaşlar ne oldu? Pi olarak aldık. Pi'yi şu kadar falan alın diye bir şey dememiş. Çarpı a'nın karesi 100. Çarpı 72 bölü 360 da 1 bölü 5 olacak arkadaşlar. Evet, 100 pi bölü 5'ten eşittir 25 pi. Önce bakalım pi çarpı a kare diyoruz. Sonra bunun çarpı bu bölü 360. Devam ediyoruz. İşlemimizi kolaylaştırdık. Hızlandırıyoruz şimdi. Pi çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 120 bölü 360. Burası 1 bölü 3 getirir. 9 pi bölü 3'ten ne olacak arkadaşlar? 3 pi buranın yan yüzey alanı olacak. Geliyorum buraya. Pi çarpı 8'in karesi yanal çünkü uzunluğumuz bu büyük dairenin yarıçapıydı. Burası r kare olacak yani 8'in karesi çarpı 45 bölü 360. Ne oldu burası arkadaşlar? 1 bölü 8 olacak. 64 pi'yi 8'e bölersek ne olacak? 8 pi yanal alan meydana gelecek. Devam ediyorum. Pi çarpı 9'un karesi yani 81 çarpı 40'ın 360'ı oranı. Ne oldu burası? 1 bölü 9 meydana getirdi. 81'i 9'a bölersen 9 pi de burası meydana gelecek arkadaşlar. Zaten yukarıda diyor ki pi r kare bölü a bölü 360. Yalnız buradaki r karenin şunun a'nın r yerine geçtiğini ne yapmamız lazım bilmiyordunuz. Ama anlattığımız şeyle bunu görmüş oldunuz arkadaşlar. En sonuncusu pi çarpı 18'in karesi ne olacak arkadaşlar? 324 çarpı 40 bölü 360. Ne oldu? Sadeleştirdim. 1 bölü 9 meydana geliyor arkadaşlar. 324'ü 9'a bölersem bu neydi? Pi çarpı ben şöyle yaparım. 18 çarpı 18 bölü 9. Sadeleştirdim. 2 ne meydana geldi? 36 pi olaraktan ben burayı buldum arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi test sorularımız gelsin bakalım. Ne demiş? Bir kere hiç şekli görmeden 9, 12, 15. R'miz 12, A'mız yani yanal uzunluk ne olacak arkadaşlar? 15. H'ımız da 9. Yüksekliğimiz bu. Konunun açılımı yapıldığında açılımın merkez açısının ölçüsü kaç derece olurdu? Merkez açısı neydi? Bunun buna oranı eşittir. Merkez açısı bölü 360. Yani 12 bölü 15 eşittir. Alfa bölü 360. Evet. Sadeleştiriyorum arkadaşlar. 4'e böldüm. Burası 3. Burası 3'e böldüm. Burası 4. Burası 5 olacak arkadaşlar. 360'ı 5'e bölüp 4 ile çarpacağım. 5'e bölmek 72 demekti. Çarparsam 4 ile ne oldu? 280. 8'i daha toplarsam. 288 sayısını D şıkkında bulmuş olacağız. Evet. 240 derece var. Merkez açısı buysa bu konunun ana doğrusu kaç santimdir diyor. Neydi? R bölü A eşittir 240 bölü 360. Merkez açısı bölü 360'tı. Evet. R'miz burada 12 olduğuna göre 12 bölü A eşittir 240 bölü 360. Bakıyorum. Oranları göreyim. 20'ye bölünmüş. Bunu da 20'ye bölersem ne olacak arkadaşlar? A'mızın uzunluğu 18 santim olacak. B şıkkında. Pi'yi vermiş. Niye vermiş? Yanıltmak için vermiş seni. Burada pi'nin kullanılabilecek hiçbir yeri yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü ve son sorumuz. Yukarıda açılım verilen konunun ana doğrusunun uzunluğu 5 metre. Tabanının çevresi 18'dir. Abi tabanı ne burada? R mi var? 2 pi r eşittir 18'miş. Pi'ye 3 koyalım. 6 r çünkü pi'ye 3 alın demiş. 6 r 18 ise r'miz 3. Buranın yarıçapı 3'müş. Bak r'yi direkt vermedi. Çevresini verdi. Ama sen biliyorsun ki çevresi 2 pi r. Çevresi 2 pi r ise yarıçapı ne olacak arkadaşlar buradan? 2 çarpı 3 çarpı r'nin 18'e eşitleyeceğiz. Eşittir r buradan 3 geldi. Şimdi neydi olay? R bölü A eşittir. Merkez açısı bölü 360'tı. R'miz 3. A'mız 5 eşittir. Şuradaki soru işareti bölü 360. Ne yapacağım? Arkadaşlar 360'ı 5'e bölüyorum. 3 ile çarpacağım. 360'ı 5'e bölersem 72 idi.
3 ile çarparsam 72 çarpı 3 ne oldu? 216 A şıkkında geldi. Bakın bölmelerdeki yaşadığımız bu hızlılık bölme tecrübemizden kaynaklanıyor. 360'ı sürekli ya 5'e bölüyoruz ya 4'e bölüyoruz ya 8'e bölüyoruz. Bu bölümleri 1-2 kez arkadaşlar bildiğinizde çok daha hızlı yapacaksınız. Sürekli bölmek zorunda kalmayacaksınız diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 8. sınıf matematiklerin tüm konu anlatımı bu videoyla bitmiş oluyor. Açıklamalar arkadaşlar oynatma listelerini bırakıyorum. Matematik ve fen oynatma listelerini oraya tıklayaraktan bütün konuları sırasıyla dinleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.